Hikmet, doymadıysan bir tane daha söyleyelim oğlum. Kesinize bereket kardeşim, kafi. Bir değil, iki değil, üç değil. Dört değil, beş değil. Yine mi çakallarla dans be? 2010 yılından beri aynı kadroyla devam ediyor olmak nasıl bir duygu? Seyircinin gösterdiği ilgi hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii ki çok memnun edici bir durum bu. Seyircinin ilgisi ve alakası olduğu için şu anda 6. filmi çektik. Çekmeye de devam edeceğiz. Peki bizlere biraz rolünüzden bahsedebilir misiniz? Ben Hikmet karakterini oynuyorum. 6 filmdir de değişmedi karakterim. Uzun süredir de ekip ana kadrosunu koruyor ve sürekli her filmde de yeni konuk arkadaşlarımız geliyor ve bu dinamiği de arkadaşlarımızla sağlamış oluyoruz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Biz özel hayatımızda da iş dışında görüşen bir ekip olduğumuz için o yüzden aslında çok iş gibi gelmiyor yaptığımız şey. Tabii ki bir profesyonellik çerçevesinde yapıyoruz bu çekimleri. Ama eğlencelisi ve motivasyonu çok yüksek oluyor bizim için. Çünkü herkes birbirine artık çok girift olarak bildiği için hem rol olarak hem sahne arkasındaki kişisel yorumlarıyla herkes birbiriyle çok mutlu, mesut bir şekilde çalışıyoruz. Umarım ki nazarınız değmez hanımefendi. Yüzük çıkmış ama izi kalmış. Doğum lekesi bu. Fatma annemin adı. Canlandırdığınız Fatma karakterini artık tüm Türkiye olarak tanıyoruz ama bilmeyenler için rolünüzden bize biraz bahsedebilir misiniz? Çılgın, hırslı, güçlü, kocasına aşık, parayı seven ve istediklerini elde etmek için her şeyi yapabilen bir kadın. Peki bu kadar çakalların arasında nasıl baş ediyorsunuz? Aslına bakarsanız çakallarla dans edenler bizimkiler. Çakal olan da Fatma. O yüzden aslında çoğu zaman onlar Fatma ile baş etmek zorunda kalıyorlar. Özellikle Servet. Didem olarak soruyorsanız da gerçek hayatta hepsi birbirinden mükemmel insanlar. Onlarla baş etmek değil, başımın üstünde taşımak gibi yorumlayabilirim. Seyircinin çakallarla dansı bu kadar sevmesinin sebebi ne sizce? Çok fazla kendilerini görebiliyorlar, empati kurabiliyorlar. Çakallar sokağın içinden insanlar, hayatın içinden insanlar. Onlar da hayatın içinden olan ve komik unsuru çok fazla olan şeyleri görmeyi seviyor. Ve gülmeye çok ihtiyacımız var. Çakallarla dans da o özlediğimiz kahkahayı bize attıracak. O yüzden de seyirci bu kadar seviyor bence. Çakallarla dans altıda seyirciyi nasıl bir macera bekliyor? Bu sefer kahramanlarımız yurt dışına çıkıyorlar. Fatma karakterinin ablasının düğününe davet edilmek üzere. Ablası da bir sürpriz olarak çıkıyor ortaya. Ve yurt dışında başlarından geçen bir hikayeye tanık oluyoruz. 2010 yılından beri bu kadronun içindesiniz. Bu süreç nasıl geçti? Eğlenceli geçti bizim için. 2 yılda bir araya gelip çakallar çektik. Ama son pandemi dönemi biraz bizi de birbirimizden uzaklaştırmıştı. O yüzden bir 4 yıl ara verdik. Sonrasında tekrar bu yaz bir araya gelip çakallarla dans 6'yı çektik. Bizim için hep eğlenceli geçiyor ya çakallar tayfasıyla bir arada olmak. Hikaye de eğlenceli. O yüzden keyif aldığımız bir süreç oluyor yani. İşe yaramaz. Boş herifler sizi. Bir ölü soymadığımız kalmıştı, onu da yaptık. Mektup Fatma'nın ablası Manolya'dan. Kosodos. Yunanistan'da bu adam. Hayırlı olsun yeni filminiz. Filmi izlerken kamera arkasında çok eğlenceli anlar yaşandığı belli oluyor ama bir de sizden duyalım. Neler yaşandı kamera arkasında? Ya bir kere önce tabii çok uzun süredir görüşmemenin getirdiği, yani sette görüşmemenin getirdiği bir buluşmanın heyecanıyla bir keyif vardı ama biz sanki dün de Çakallar 5'i çekmişiz de 6'ya yeni başlamışız gibi herkes bildiği yerden devam etti. İşte Şevket'le biz tavla oynamaya devam ettik. İlker telefonuyla ilgilendi. Murat bildiğini yaptı. Timur bildiğini yaptı. Herkes bildiğini yapmaya devam etti. O setin o kendine bize verdiği güven ortamının keyfini hep birlikte yaşamaya devam ettik. Ve bu da bizim beraber eğlenme anlayışımız olduğu için de güzel güzel devam etti yani. Seyircinin çakallarla dansı bu kadar sevmesinin sebebi ne sizce? Bence gerçek olması. Hiçbiri başka birisi gibi oynamıyor. Hepsinin içinde çok gerçek insan var. Yani bunu izleyen, ben bile bu filmi içinde yer almama rağmen filmi izlerken Fikirtepe'deki bu adamların yaşadığına çok inanıyorum. Hepsinin tiyatro geçmişinin olmuş olması, hepsinin gerçek bir sıcaklık ve samimiyette olması
Hiçbiri acaba seyirci bunu sever mi, acaba bunu beğenir mi gibi derdine düşmeden sadece ve sadece gerçek olarak hikayeyi anlatmaya çalıştıkları için bu iş bu kadar samimi geçiyor. Samimi olunca da çok seviliyor yani. Adada kaybolan tek canlı biziz ya. English? No. Oh, oh be. Bizde de yok. Biz de bilmiyoruz çok şükür. Oh, ne oluyor lan? Vatani görev arkadaşlar. Filmde Fatma karakteriyle çok büyük bir uyum yakaladınız. Evet. Bu uyumun sebebi ve biraz bize rolünüzden bahsedebilir misiniz? Bu uyumun sebebi Didem Balçı'nın kendisidir. Allah herkese Didem kadar iyi çalışabileceği, uyumlu çalışabileceği bir partner nasip etsin. Aslında bu uyumun sebebi bu. Tabii ki senaryodan gelen Servet'le Fatma arasındaki ilişki de bunun bir sebebi. Dolayısıyla hem senaryo hem de karşınızdaki oyuncu Didem kadar kuvvetli olunca işiniz çok kolaylaşıyor aslında. Geçtiğimiz haftalarda da yazıp yönettiğiniz Müstakbel Damat adında filminiz yayınlandı. Bu süreç nasıl geçti? Güzel geçti. Genel olarak toplam izleyici sayısından çok mutlu olmamakla beraber gelen tüm izleyicilerin film hakkındaki görüşlerinden hayallerimin üstünde mutluyum diyebilirim. Çünkü filmle beraber Anadolu'da toplamda 16-17 tane salon gezdim ve bu salonlardan birçoğunda, özellikle bir tanesinde çok denk geldiğim için rahatlıkla anlatabilirim. 1947 doğumlu bir hanımefendiyle 2017 doğumlu bir kız çocuğu aynı salonda bu filme bilet almış ve izliyorlardı. Yani 7'den 70'e derken palavra atmadığımızı görmüş olduk ve o hanımefendiyle o küçük kızı aynı salonda bir araya getirebilecek bir film yapmak bize çok böyle bir şey oldu. Ne bileyim. Yaptığımız işi doğru yaptığımızı hissettirdi diyebilirim. Çakallarla Dans'ta da aynı şey söz konusu mu? Çakallarla Dans'ta bir kısmı söz konusu. Çünkü her filmin hitap ettiği kitle elbette farklı. Çakallarla Dans bir mahalle ya da mahallelerde geçen ve mahalle kültürüyle büyüyen dört arkadaşın hikayesi. Dolayısıyla bunun içerisinde kimi zaman sinkap ve küfür söz konusu oluyor. Hani bunun aksi mümkün değil. Aksini yaparsanız, Çakallarla Dans için söylüyorum, doğru bir iş yapmış olmazsınız. Dolayısıyla tür olarak, tarz olarak birbirlerinden farklı iki tane film ama içinde olduğum için söylemiyorum, benimle alakası yok ama ikisi de kendi türü için gerçekten çok güzel örnekler oldu diyebilirim. Daha görkemli bir film oldu. Sinematografisi çok kuvvetli bir film oldu. Prodüksiyonu bir önceki filmlere göre daha iyi bir film oldu. Çakallarla Dans'ı çok seven herkesi çok memnun edecek. Hem de yeni seyircisinin karşısına kalite anlamında kendisini çok geliştirmiş ve yükseltmiş bir film olarak aslında perdeye çıkmış oluyor Çakallarla Dans 6. Ne oluyor lan? Vatani görev arkadaşlar. Moskucu ajanların yapamadığını biz nasıl yapacağız acaba? Çakallarla Dans serisinin 6. filmi vizyonda, hayırlı olsun. Nasıl başladı bu seri? Vallahi 2010 yılıydı, çok sıcaktı. Böyle bir çılgınlığa giriştik. Ama 2010'da film vizyona girdikten sonra bizim kontrolümüzden çıktı ve Türk sinema seyircisi filmi sahiplendi ve 12. yılda 6.sını yaptık bugün. Dolayısıyla güzel bir gün bizim için de. Gurur verici bir gün. Herkese nasip olmayan bir gün. Çünkü geniş kadrosu hiç dağılmadan devam eden ilk seri film Türk sinemasında. Dolayısıyla bakacağız önümüzdeki filmlere artık. Bu sefer seyirciyi nasıl bir macera bekliyor? Biz daha önceki filmlerde genelde yurt içindeki çakallık ve çakallara odaklanırdık. Bu sefer Akdeniz Havzası'na çıkıyoruz ve uluslararası boyuttaki çakalların peşine düşüyoruz. Yani sadece ülkemizde değil, civarımızda da ne kadar çok üç kağıt olduğunu, oyunlar oynandığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama odaklandığımız bölgede zaten Doğu Akdeniz ki bizim filmimizin böyle kehanetvari senaryosunda her zaman bir şeyler söyledik. Zaten Ege'nin suları da bir ısınıyor, bir soğuyor, bir ısınıyor, bir soğuyor. Bakalım neler olacak. Filminize seyircilerden çok büyük bir ilgi var. Ve sosyal medyada da caps'leri, filmden kesitleri oldukça fazla görüyoruz. Sizce bu ilginin sebebi ne? Size geri dönüşler nasıl oluyor? Şu örneği vermeyi seviyorum ben. Biz otobüse dışarıdan bakan insanlar değiliz. Otobüsün içindeki insanlarız. Dolayısıyla sokakla aynı dili konuşabiliyoruz. Filmimizde yapmaya çalıştığımız şey de o zaten. Topluma bir ayna yansıtabilmek, ayna tutabilmek. Ben sanatın böyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Kullandığımız dil de mizah olduğu için taşlama ve hiciv yaptığımızda
eleştiri yaptığımızda da çok kızan da olmuyor bize. Çünkü olanı gösteriyoruz biz, olanı hicvediyoruz. Dolayısıyla gençler, sosyal medya ve filmin bir şekilde interaktif yol almasının en büyük sebebi de o. Sokağının dilini kullanıyor olmamız bence. Çakallarla Dans serisi 2010 yılından beri devam ediyor. Ve kitleniz de sürekli değişiyor ama her seferinde de kitleye hitap etmeyi başarıyorsunuz. Sizce bu sırrın sebebi ne? Yaşlanmamak. Yani kendimizi de takip ediyoruz. Hayatın içindeyiz. Her 5 yılda bir jenerasyonla beraber bazı şeyler değişiyor ama değişmeyen temel özellikler de var. Biraz işte oldum dememek, biraz yaşlandım dememek. Yaşlanmanın ben bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani ben yaşlandım, bu işler bizden geçti falan. Yani o triplere girersem o zaman yeni bir jenerasyon iletişimin kopuyor. Bu bir yönetmen için de böyle, bir baba için de böyle, bir büyük baba için de böyle. Milletvekilleri için de öyle, herkes için böyle. Yani genç kalmaya karar veren insan her zaman genç kalır ve gençlerle iletişimini de koparmaz bence. Filmimizin kaderini her zaman sinema seyircisi belirledi. Çünkü onlardan talep gelmese biz sevdiğimiz için yapamayız. Çünkü çok pahalı bir meslek bizimkisi. Kadromuzda bakın yani zaten her biri tek başına bir filmde, dizide ya da projede başrolü oynayabilecek isimler. Dolayısıyla seyircimiz yap derse yaparız, yapma dersek yapmayız.